çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Evet, şurası kayak merkezi, kayanları görebiliyorsunuz. Umarım. Birazcık da olsa size. Şu alttan kayanlar var. Onlar çitin arkasında kalıyorlar. Şöyle. Evet. Lahdimizde böyle bir kayak merkezimiz var arkadaşlar. Arkadaşlar, diğer videoyla çekim yaptığım sanarak geldim. O da bitmiş şarjı. Dediğim gibi. Buraya benzin almaya geldim. Benzin alayım. Sıramızı bekleyelim burada. Önce bir şeyi açayım. Depoyu açayım tabii ki. Depoyu açmadan benzin alamayız. Önce ödeme yapılıyor. Eyvah. Depo da açılmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Depo da açılmadı. Donmuş. Allah'tan bu düşünülmüş. Arkadan manuel olarak açabiliyoruz. Öbür türlü sorun büyük. Umarım, kendime baktım. Burada arkadaşlar benzin fiyatları şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle bir bakayım ben. Fiyatları 95 oktan etanollu benzin fiyatı 1.49 euro. 98 oktan 1.57 euro. Küsuratı var 3. Yani 1.493, 95 oktan, 98 oktan ise etanollu burada benzinler 1.573 arkadaşlar. Dizel ise 1.383 euro. Litre fiyatları bunlar. Onu da belirteyim. Okey. Bonus kartımız vardı. Onu alayım arkadaşlar. Bonus kartımızı alalım. Ödememizi yapalım. Kaç numaraymış? Bir numaraymış. Bir numaradan alıyoruz. Önce bir şöyle bir bonus kartın nasıl çalıştığını bulalım biz. Bu neymiş bilemedim. Lan ne dersem, buraya koyuyoruz. Bonus kartımız tamam. Şimdi şey, banka kartını diyor. Banka kartını koyalım. Banka kartını da soktuk. Evet. Sonra okey. 2'ye basıyoruz bankadan. Evet. Pin kodu istiyor. Evet. Bir numara. Aldık banka kartımızı ve bir numaraya açtık zannedersem. Şeyi alıyoruz. Benzinimizi 95. Evet, şöyle görebiliyor musunuz? Evet, başladı. Bilmiyorum görünüyor mu? Litre fiyatı da yazıyor. 1.47.8. Yani biz bonus kartıyla 1.49.493 olan benzini 1.478'e indirimli alıyoruz. 2 sent var mı? 2 sent bile yok herhalde. 93 83 3, evet, 2 sent bile yok arkadaşlar. Bu şekilde bu benzinimizi koyuyoruz arkadaşlar.
Bugün her şey ters gitmeye başladı. Şarjlarım bitiyor yolda. Benzinim bitiyor. Arabanın anahtarının pili bitiyor. İnşallah eve sağlıklı ulaşırız bugün. Öyle diyelim arkadaşlar. Aldık benzinimizi. Kapatalım depomuzu. Bu kapanmıyor. Bak terslikler. Evet, donuk kaldığı için mekanizmalı. Elbette ki muhakkak. Şu mekanizma donuyor arkadaşlar. Evet. Yağlanması gerekir. Açtık, çektik ama geri gitmedi. Yay çalışmıyor arkadaşlar. Yayı çalışmadığı için. Evet. Ellerim musluktu. Anahtarı bulabilecek miyim şimdi? Evet. Benzinimizi de aldık. Anahtarı arıyorum arkadaşlar. Ellerim hissetmediği için bulamıyorum. Buldum anahtarımı. Şu kamerayı da. Şu kamerayı arkadaşlar. Şurayı takayım. Deminki kameranın pili bitmişti. Burada bir tane bilmiyorum. Kullanılmayınca bunlar pilleri bitiyorlar. Kendi kendine biz dolu pille çıkıyoruz sanıyoruz. Dolu pille çıkmıyoruz maalesef. Gidelim. Geçecek. Markete gidiyorum, oradan eve. Markete bir şeyler alacağız. Pili de alalım, takalım. Gidelim diyorum. Birazcık hem giderken sizi göstereyim. Geçtiğim yerleri. Bu günümüz böyle geçiyor bizim burada. Merak eden arkadaşlar için. Evet, kaygan yol. Akşam olmaya başladı, daha da kayganlaşmaya başladı. Çünkü güneş gören yerler arkadaşlar, ne kadar hava soğuk da olsa eriyorlar. Çok böyle gözle görünmeyecek şekilde bile olsa yolun mesela yüzeyi eriyor hafiften. Bu asfalt özellikle. Asfaltta siyah olduğu için ve aniden donunca gizli buz olayı meydana geliyor arkadaşlar. Kaygan yol yani sonuçta. Kaygan göründüğü gibi değil. Veya bazı yerlerde 10 dakika önce veya 5 dakika önceki durumda değil yollar. Hemen birdenbire değişiklik gösteriyor yani. Saat 15.31 akşam olmak üzere. Yani karanlık çökmek üzere öyle diyebilirim. Ne güzeldi hava. Bugün beraber çıktığımızda güneşliydi. Zaten o yüzden çıktım. Bu fırsatı değerlendireyim diye. Hem video çekmek için güzel bir ışık. Çünkü sonuçta karanlık olunca videonun kalitesi de düşüyor, görüntü kalitesi. O yüzden böyle havaları değerlendirmek isterim. Tabii böyle bir havalar, biz güzel diyoruz burada, gülmeyin. Bunlar güzel havalar yani. Elbette Türkiye ile karşılaştırılamaz. Türkiye mükemmel bir ülke. Ülkemiz çok mükemmel o yönde. Ülkemizin kıymetini bilelim diyorum. Ben o düşüncedeyim. Bazı günlük
bizde millet kavramı, devlet kavramı bizi birleştiren ne varsa hepsini içi boşalıyor. Maalesef. Maalesef üzülerek bunları izliyoruz biz burada. Evet, dediğim gibi bu akşam trafiği başlamış. Biz yol vermek zorundayız. Ne kadar da şey olsa bakın gelen trafiğe bakın arkadaşlar. Buradan ben hemen geçerim dersen kavşaklar şey olduğu için, çok kaygan olduğu için araba hemen hareket etmiyor arkadaşlar. Türkiye'deki gibi değil sonuçta. Kuru bir zemin değil. Evet. Burada da var bir benzinlik. Market var burada. Böyle belli yerlerde dış marketler genelde burada şehir dışlarında oluyor. Daha iyi oluyor. Herkesin zaten arabası var. Arabaya ulaşmak bu ülkede hiç sorun değil. Herkes alabiliyor araba. Adam şöyle diyeyim ben size. Geçenlerde bu otomobil, ikinci el otomobil fiyatlarıyla ilgili video yapmıştım. Herkese uygun burada çalışır araba var, binek araba var. Göstermiştim 250 euroya bile böyle çalışan, elbette biraz ufak tefek işleri vardır ama sonuçta 250 euro lastik parası değil. Bir de genelde yaz veya kış lastikleri geliyor yanında bu araçların. Sonuçta size bir sene bile vizesi yapılmış olsa bir seneye 250 euro araba biniyorsunuz. Eğer çok böyle bir sorun yoksa, genelde olmuyor zaten böyle Türkiye'deki anlamda olmuyor. Sadece onun vergileri vesairesi var işte. Vergileri 5-600 euro olması lazım yıllık burada. Yani sonuçta bir kişi burada 2000-2500 euro net maaş alıyor arkadaşlar. Yani nasıl, kaçta kaçına geliyor? 500 euro olsa bile 5'te birine maaşının bir kullanabileceği araba alması mümkün. O yüzden yatırımlık düşünülmüyor burada. Bu arabalar hiç yatırımlık değil. Yeni arabalar aynı fiyat olabilir 3 aşağı 5 yukarı Türkiye'dekiyle, emsalleriyle yani. Şöyle düşünebiliriz, sadece fark ne olabilir? Bunlar biraz daha kış şartlarına uygun parçalar kullanılıyor bunda. Örneğin ısıtması daha kuvvetlidir. Türkiye'dekilerin belki soğutması daha kuvvetlidir. Bu şekilde bir fark vardır. Böyle basit bir şekilde söylemek gerekirse. Diğer türlü yeni arabaların fiyatları 3 aşağı 5 yukarı aynı Türkiye'de. Ama kullanılmış arabalar zaten burada diyorlar. Sen arabayı yeni olarak aldın, adını geçirdin mi? Mesela diyelim ki 30 bin euroluk arabanın 3 bin euro hemen anında kontağa basmadan değeri düşüyor arkadaşlar. Her sene 3-4 bin euro arabanın fiyatına göre, aldığınız arabaya göre değişiyor tabii bunlar. 3-4 bin euro arabanın fiyatı düşüyor. Piyasa fiyatı düşüyor. Bu bindiğim araba benim 2004 model Toyota Avensis. Benzinli. Büyük motor, 2000 motor var bunun arkadaşlar. Yani bunun fiyatı bilmiyorum, 1000 euroya satabilir miyiz? Biz jant parası değil. Türkiye'de bunlara ben jant lastik almıştım. Jant parası değil. O yüzden hiç böyle bir arabaya karşı bir şeyiniz yoksa, burada bir merakınız yoksa, hiç arabayı değiştirmek için hiçbir sebep yok. Arabayı değiştirince zaten bu 3000 lira bu arabayı başka bir arabaya çevirsen bu araba belki 500 euroya pahalı, 1000 euroya pahalı alacaksın. Aynı emsal arabayı, öyle diyeyim arkadaşlar. Gerek yok. Başka bir marka araba bineceğim diye. Ben öyle düşünüyorum. Boşu boşuna paran çok değilse vermene gerek yok. Çünkü sonuçta galeriler de para kazanmak zorundalar.
Sonuçta Segaleri sizden aldığı fiyata satmıyor bunları. Üstüne bir şeyler koyuyor, satıyor. O yüzden ben öyle bir şey, oyuna gelmedim demeyeyim de gelmek istemiyorum. Tabii insanın parası çok olunca ne yapacağını bilemiyorum, o ayrı mesele. Bu defa başka şeyler düşünmeye başlıyorsunuz. Çünkü o paranın değeri olmuyor gözünde insan. O yüzden. Çünkü bu arabayı ben yeni almıştım. Sonuçta 34.000 euroydu buna bana gelişi bu arabanın. Düşün, 2004 yılından beri bu araba bende, 16 senedir. Bana kullanma maliyeti düşünebiliyor musunuz? 34.000 euro. Bunun şeyini, benzin yaktığı benzini, ödediğim vergiyi düşünmüyorum bile. Yani sonuçta eski araba alsanız da aynı maliyete geliyor arkadaşlar. Çünkü bir arabanın maliyeti ne kadar çok kullanırsan o kadar azalıyor. Yani sen 1000 euroluk araba alırsın, bir sene binersin sen onunla. Ondan sonra daha büyük bir tamirat, daha pahalı bir tamirat gerekir. 1-2000 euro ona verirsin, gene aynı şeye gelir yani, maliyete gelir. O yüzden nereden hesaplarsan hesapla, o 2-3000 euronun 2-3000 eurodan kaçamıyorsun. Maalesef. Burada o yüzden araçlar kullanmak için var. Tabi burada Finler de çok bizler gibi araba hastası. Bahar aylarında en çok o, bunlar şey derler, araba ateşim yükseldi derler. Araba ateşleri yükseliyor arkadaşlar. O kadar yükseliyor ki mantıklı artık düşünemiyorlar. Duygularla hareket ettikleri için zaten o yüzden burada araba galerileri bayağı iyi iş yapıyor. Burada da araba alıp satma işi sınırlı özel şahısların. Yılda 3 arabadan fazla alıp satamıyorsun. Sınırlı 3. mü vergili bilemiyorum. O zaman ticarete giriyor yani. Türkiye'de getirdiler o sistemi. O da güzel. Türkiye'de hala daha güzel paralar kazanıyorlar. Hatta arabaları yatırım olarak araba alanları çok ülkemizde. Markete geldik. Marketimize daha önce de gelmiştik. Burada arkadaşlar bakın, şöyle gideyim de geçeyim. Burada doğalgaz istasyonu var burada. Ama doğalgaz pek kullanılmıyor burada. Çok yaygın değil. Bu LPG değil, doğalgaz olması lazım. Bunu aparatlar çok pahalı. Yani arabayı dönüştürmek. Bir de her yerde yok bu benzin istasyonları bir ülkede. O yüzden burada yaygınlaşmadı nedense. Çok pahalı arkadaşlar dönüştürmek. Çok büyük paralara mal oluyor. Yani adam hesaplıyor ya, ben bunu alıp peşin vereceğim. Sonra diyor bir de tasarruf yapmaya gideceğim. Ve zaten diyor ki ben diyor yılda diyor şu kadar kilometre yapıyorum. Bu işte 3-5 bin euroysa bunu dönüştürmek. 3-5 bin euroyu ben kaç senede geri alacağım. Gazdan tasarruf edersem alacağım diye bu şekilde düşünüyor. O yüzden kimse böyle şey para vermiyor. Peşin para kimse vermiyor. Evet, geldik. Arkadaşlar geldik. Marketimize gidelim. Ben burada videomu sonlandırıyorum tekrar. Biraz yamuk çıktığımı farkındayım. Neyse, düzeltebilirsem düzelteyim. Evet. Şöyle aparatım, bantlarla uğraşıyordum arkadaşlar. Öbür türlü çekim aparatımız yok. Amatörüz. Sonuçta amatör olduğumuz için bizi mazur görün diyorum.
pilimizi alalım. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın, güvende kalın, hoşça kalın.